Merhaba arkadaşlar, videoya başlamadan önce size bir kanal tanıtacağım. Tarihe dayalı, kendisi gerçekten güzel tarihi içerikler barındıran bir kanal. Kanalın linkini üst taraftan veriyorum. Kanalına gidip abone olmayı ve videolarına like atmayı unutmayın. Hadi videoya geçelim. Merhaba sevgili hanedanlar tarihi izleyicileri. Bugünkü konumuz Memlük Devleti'nin ortaya çıkışı. Memlükler, profesyonel askeri güç. Moğolları dize getirmişler, İslam milletlerini Haçlara karşı savunmuşlardı. Muhafız birliklerinde görev yapan, kendilerine has, içtimai ve hukuki statüye sahip Memlükler, bir tür profesyonel asker niteliğinde İslam toplumuna girmişler ve zamanla siyasi iktidarları ele geçiren bir güç haline almışlardır. Bunu gerçekleştirirken köle olmalarını yadırgamamışlar, hatta ulaştıkları konumu bir eleme ve seçilme sonucunda elde ettikleri için Memlük kimliğini bir imtiyaz ve asalet belirtisi olarak görmüşlerdir. Memlük sınıfına dahil olmak için bazı önemli kriterler bulunmaktadır. Bunların başta geleni İslam alimlerin uygun bulduğu kölelik statüsünde ve beyaz ırktan olmaktır. Memlükler genellikle Kafkasya'dan ve Orta Asya bozkırlarından gelen ve Araplar tarafından Türk diye adlandırılan kavimlerden seçilirdi. Habeş, Batı Afrikalı ve Hint hadımlar Memlük statüsüne asla giremezdi. Memlük gruplarının daha düzenli olarak ortaya çıkması ve nüfuslarının artması 13. yüzyılın ilk yarısına gerçekleşti. Memlükler 1240 yılında Eyyubi Devleti hükümdarı 2. Adil'i bir darbeyle tahttan indirerek El Melik Es Salih Eyyubi hükümdar yaptılar. Memlüklerin bu yaptığı hareket sizce de bir yerden tanıdık gelmiyor mu? O dönemin dünya haritasına şöyle bir göz gezdirirsek, siz de Es Salih Eyyubi'nin yerinde olsanız Moğol tehdidinden biraz tedirginlik duyabilirsiniz. Adamlar dünyayı ele geçirmiş resmen dediğinizi duyar gibiyim. Bu sebepten Salih Eyyub, Moğol istilasının sebep olduğu korku ve karışıklık sırasında binicilikleri, savaşçılıkları, sadakatleri, soyları gibi meziyetleri sebebiyle pek çok Kıpçak Memlük'ü satın almış ve onlara hususi bir itina göstermişti. Bu yüzden onun zamanında Türk Memlükleri nüfusu daha da artmıştı. Dönem aktarımlarına göre Es-Salih, Eyyubilerden hiçbir hükümdarın toplamadığı kadar çok sayıda Türk Memlük'ü toplamıştı. Öyle ki Mısır'daki Eyyubi ordusunun kumandanlarının çoğu onun Memlüklerindendi. Yani anlayacağınız Memlükler ordu yönetiminden askerine kadar her yerdeydiler. Es-Salih Eyyub, Mısır'da çoğalan bu Memlüklerin arasından çoğunluğunu Kıpçak ve Harezmlerin teşkil ettiği ayrı bir Memlük grubu kurup bunları kara ile irtibatını kesip müstahkem bir hale getirdikten sonra Nil içindeki Er-Ravza adasına yerleştirdi. Arapların Nil Denizi dediği Nil'e izafeten El-Memalik El-Bahriye denilen bu yeni teşekkül başlangıçta Es-Salih Eyyub'u güçlendirdiyse de zamanla nüfuslarının çok artması Fatimlerde olduğu gibi bu seferde de Eyyubi devletinin çökmesine sebep olacaktı. El-Memalik El-Bahriye ya da Es-Salih'e nispetle El-Memalik Es-Salih'iye 13. yüzyılın ilk yarısında sadece Mısır'ı değil bütün İslam alemini tehdit eden iki büyük tehlikeyi yani Moğol istilasını ve Haçlı seferlerini bertaraf ederek kendilerini kanıtlamışlardı. O dönemde Kudüs Haçlardan geri alınmıştı. Bu sebepten Haçlılar yine yerinde durmayıp ordu toplamışlardı. Fransa Kralı 9. Louis, 1248 yılında büyük bir Haçlı ordusunun başında Mısır'a doğru hareket etmişti. Bu Haçlı Seferi, 7. Haçlı Seferi olarak değerlendirilmektedir. Bu hücum, Mısır'ı istila etmek için yapılan ilk Haçlı hücumu olmakla birlikte en tehlikelisiydi. Çünkü sayı ve tesisat bakımından kalabalık ve mükemmel olan bu ordu, o zamanın Batı Avrupa hükümdarlarının en kudretlisi ve Haçlı zihniyetine en bağlı olan tarafından idare edilmekteydi. Öte yandan 9. Louis sefere çıktığı sırada yakın doğu İslam aleminin ve Mısır'ın durumu hiç de iyi değildi. Çünkü haritada da gördüğünüz üzere Moğollar açık bir şekilde ben buradayım diyorlardı.
Louis, Mısır sahillerine geldiği sırada Eyyubi Sultanı Es-Sali Eyyub ağır şekilde hastaydı. Bu sebepten Louis, 1249 yılının 6 Haziran'ında Dimyat'ı kolayca ele geçirdi. Kaynakların ifadesine göre Es-Sali Eyyub, bundan fevkalade müteessir olmuş ve başta kumandanları Fahrettin olmak üzere Memlükleri Dimyat'ın müdafasındaki ihmalleri yüzünden ağır şekilde suçlamıştı. Es-Sali Eyyub'un bu başarısızlıkları sebebiyle kendileri hakkında kötü niyetler beslemesinden korkan Memlükler onu öldürmek istemişlerdi. Bu şey değil mi ya? Hani devlet ocak için vardır prensibinin Memlük uyarlaması. Neyse konumuza geri dönelim. Ancak Fahrettin Memlükleri bu planlarından vazgeçirmiş, Fahrettin sultan hasta olduğunu ve bu sebeple yakında öleceğini ima ederek "Sabrediniz, neredeyse şifa bulmak üzeredir. Ölürse ne ala, ölmezse zaten sizin elinizdedir." diyerek onları vazgeçirmişti. Bu olaydan kısa bir müddet sonra Es-Sali Eyyub'un hastalığı şiddetlenmiş ve nakledildiği Mansura Kalesi'nde 23 Kasım 1249'da vefat etmişti. Aynı anda Haçlılar da Dimyat'tan güneye doğru yürüyüşe geçmiş bulunuyorlardı. Haçlıların Mısır'ı istilaya giriştikleri bu esnada Es-Sali Eyyub'un ölümü ve yerini dolduracak birinin bulunmaması durumu daha da nazikleştirmişti. Es-Sali Eyyub'un Muazzam Turan Şah adında bir tek oğlu olup genç ve tecrübesiz birisiydi. Üstelik bu sırada Hasan Keyf'te naip olarak bulunuyordu. Ancak Es-Sali Eyyub'un hareminde dirayetli bir kadın olan eşi Şeceddür vardı. Şeceddür bu zor durumda kocasının ölümünü gizleyerek Hasan Keyf'teki Turan Şah'a acele haber gönderip Mısır'a gelmesini istedi. Öte yandan sultan hala yaşıyormuş gibi Es-Sali Eyyub'un odasına yemekler gönderiliyor, fermanlar da yine onun imzasıyla çıkarılıyordu. Şeceddür'ün aldığı tedbirlere rağmen 9. Louis Es-Sali Eyyub'un ölümüne haber almış ve ölümün sebep olduğu şokun atlatılarak tedbirler alınmadan önce kesin darbesini indirmek üzere acele harekete geçmişti. Nitekim Haçlılar süratli bir yürüyüşle Mansura'ya kadar ulaştılar. Memlükler Haçlıların şehre girip sokaklarda dağılmasını beklediler. Hiç beklemedikleri bir şekilde Haçlılara hücum ederek Mansura Muharebesi olarak tarihe geçen savaşın sonucunda 1500 kadar Haçlıyı öldürdüler ve pek çok da esir ele geçirdiler. Kaçan Haçlıları takip ederek Fars Kurus yakınlarında onları bir kere daha yendiler. Buradaki savaş Haçlı ordusunun neredeyse tamamen esir edilmesiyle neticelendi. Esirler arasında Fransa Kralı 9. Louis de bulunuyordu. Mansura Muharebesi'nden hemen sonra Es-Sali Eyyub'un oğlu Turan Şah 1250 yılı Şubat sonunda Mısır'a geldi. Kendisi 6 Ocak 1250'de henüz Mısır yolundayken Şam'da sultanlığını ilan etmişti bile. Turan Şah genç ve tecrübesizliğinin yanı sıra kötü huylu ve siyasetten de anlamayan birisiydi. Turan Şah Haçlılara karşı zafer kazanarak ülkesini büyük bir tehlikeden kurtarmış olan Memlükleri kendisine rakip ve saltanatına ortak çıkan kişiler olarak görüp kıskanmaya başlamıştı. Turan Şah Hasan Keyf'e haber göndererek kendisini sultan olmasını sağlayan üvey annesi Şeceddür'ün babasının servetini saklamakla itham etti. Elindeki mücevherleri kendisine teslim etmesini, aksi halde kötülük yapacağını söyleyerek onu tehdit etti. Bundan korkan Şeceddür de Memlüklileriyle işbirliği yapmaya karar verdi. Memlüklileri ona karşı kışkırtarak Turan Şah'ı öldürünüz, ben sizin gönlünüzü yaparım demişti. Bahri Memlükler de Turan Şah'ı öldürmeye karar vererek başlarında Baybars el-Bundukdari, Kalvun es-Salihi, Cemadar Aktay ve Aybek et-Türkmeni olduğu halde 30 Nisan 1250 tarihinde Farskur'a henüz gelmiş olan Turan Şah kılıçlarıyla hücum ettiler. Turan Şah orada ikameti için hazırlanmış olan ahşap bir binaya sığınmıştı. Memlüklerin bu binayı ateşe vermesi üzerine Turan Şah kendisini nile atarak yüzmeye başlamış fakat Memlükler dört bir taraftan ok yağdırmışlardı. Kimse onun yardımına gitmedi ve böylece orada vefat etmişti. Turan Şah'ın ölümüyle Eyyubilerin Mısır'daki saltanatı da son bulmuştu. Sizce devletin başına kim geçecekti?
Tabii ki namı değer Şeceriddür. Turan Şah'ın öldürülmesinden sonra Mısır'da yegane söz sahibi grup olan El-Memalik el-Bahriye, efendileri Es-Sali Eyyub'un dul eşi Şeceriddür'ü sultan yaptılar. Şeceriddür Türk asıllı bir cariyeydi. Bu yüzden bazı tarihçiler onu Mısır'da hüküm süren Memlük Devleti'nin ilk sultanı olarak kabul ederler. Şeceriddür önce hala Dimyat'ta bulunan Haçlar meselesini halletti. Bunun için Emir Hüsamettin Muhammed'i Mansura'da esir bulunan 9. Lise göndererek onunla barış yaptı. Buna göre Memlükler 9. Lise ve ellerindeki bütün Haçlı esirlerini salıverecekler. Buna mukabil Haçlarda yarısı peşin olarak ödenmek şartıyla 800 bin dinar ödeyecekler ve Dimyat'ı tahliye ederek Mısır'ı tamamen terk edeceklerdi. Anlaşmanın imzalanmasının hemen sonrası 7 Mayıs 1250 tarihinde Memlükler Dimyat'ı teslim almışlar ve taahhüt edilen fidyenin yarısını almışlardı. Böylece Haçlar 11 ay 9 gün ellerinde tuttukları Dimyat'ı terk ettiler. Müslümanlar İslam tarihi boyunca başlarında hükümdar olarak bir kadın görmeye alışık değillerdi. Şeceriddür de durumun farkında olarak devlet ricalini hoş görünmek maksadıyla onlara rütbeler ve iktidarlar dağıtıp halkın kalbini kazanmak için de vergileri hafifletmişti. Şeceriddür halifenin desteğini almak maksadıyla halifenin ismini kullanarak El-Müstasimiye lakabını kullanmış fakat bu halife Müstasım'ı yumuşatmaya yetmemişti. Müstasım, Şeceriddür'ün saltanatı tanımak şöyle dursun, Mısır'a gönderdiğim mektupla emirleri ayıplamış ve orada erkek kalmadıysa bize bildirin size buradan bir tane gönderelim demişti. Böylece Şeceriddür içte ve dışta istenilmeyen bir hükümdar olmuştu. Buna ilaveten Nurettin Mahmud Zengi zamanından beri devam eden Mısır ve Suriye'nin birliği de parçalanmıştı. Bu kötü durumdan kurtulmak için Şeceriddür emirlerden Aybek ile evlenerek sultanlığı ona devretti. Böylece Şeceriddür'ün sultanlığı 80 gün sonra 31 Temmuz 1250'de nihayete erdi. Böylece Eyyubi devletinin yıkılmasından sonra Mısır'da kurulan Memlük devletinin ilk sultanı Aybek olmuştu. Videomuz bu kadardı. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı ve videoyu farklı mecralarda paylaşmayı unutmayın. Hoşça kalın.